Herkese iyi günler. Sizlerle güzel bir birliktelik olmasını diliyorum. Bugün sizlerle paylaşmak istediğim konu beyninizin efendisi olmak. Çoğu insanla konuşurken şunu gözlemliyorum. Yani beynimin efendisi ne demek? Yani ben beynimi ben yönetmiyor muyum gibi bir soruyla karşılaşıyorum. Ben şimdi size bir takım sorular soracağım. Birkaç tane ufak soru. Buna samimiyetle cevap verin ve ondan sonra siz mi beyninizi yönetiyorsunuz yoksa beyin mi sizi yönetiyor? Onun zaten cevabını bileceksiniz. Aslında eğitim sistemimizde 1970'li yıllarda mantık dersi okutulurdu. Eğer o ders hala okutuluyor olsaydı muhtemel düşüncem şudur ki şu anki olduğumuz durumda olmazdık. Çünkü olaylar arasındaki ilgiyi kurabilir ve gerçekte ne yapmak isterken neyi yaptığımızın farkına varırdık. Ben dahil birçok insan içinde bulunduğu durumu değiştirmek istiyor. Daha iyi bir sağlıklı yaşam, daha ekonomik durumun iyi olduğu bir pozisyonda olmak ya da kariyeri, ilişkileri ya da hayatın istediği her neyse. Peki eğer biz beynimizin efendisiysek ve beynimize hükmettiysek o zaman istediğimiz noktada olmamız gerekir ki yani şu andaki içinde olduğumuz herhangi bir durum o zaman bizim eserimiz. Yok eğer derseniz ki benim içinde bulunduğum durum ben bu şekilde istemiyordum ama elinde olmayan nedenlerle hani hep bir hafifletici bir neden buluruz ya ben sorumlu değilim. Ben bunu öğrencilerin şu hikayesine benzetiyorum. İyi not aldığı zaman işte 9 aldım 10 aldım kötü not aldığı zaman hoca verdi. Yani ne demek hoca verdi? Eğer iyi puan hoca veriyorsa kötü puan da hoca veriyor. İyi puan sen alıyorsan kötü puan da hoca tarafından sana veriliyor. O yüzden çifte standart durumu bırakmamız gerekiyor. Biz çoğunlukla beynimizin efendisi değiliz ve beynimize söz geçiremiyoruz. Tersine beynimiz bize söz geçiriyor. Bunu da çoğu kişi gene şöyle algılamakta biraz sıkıntı çekiyor. Yani ben beynim değil miyim? Yani benim beynime hükmeden başka güçler mi var diyor. O konuya bugün girmeyeceğim. Çünkü o daha da farklı bir konu ama var olan beynimizi nasıl kullandığımızı size çok basit yollarla gösterdikten sonra tabii ki çözüm yollarını da sizlerle paylaşacağım. Ama ilk önce şunu kabul etmemiz gerekiyor. Tekrarlıyorum bunu. Çünkü eğer bu noktada kendimize karşı samimi değilsek İşte öğrendiklerimizin hiçbir bize faydası olmayacak. Eğer gerçekten beyninizin efendisiyseniz ve siz şu anki olduğunuz noktayı planlamışsınızdır ve gayet memnunsunuzdur yarattığınız her şeyden. Yani de, eğer duygularınızda bir sıkıntı yaşıyorsanız, yalnızlık, sevgisizlik gibi bravo sizi tebrik ediyorum. Çünkü bu sizin eseriniz. Eğer yoklukla boğuşuyorsanız, hak ettiğimi alamıyorum, layık olduğum hayatı yaşayamıyorum diyorsanız bravo sizi tebrik ediyorum. Bu sizin hayatınız, sizin tercihiniz. Sizin beyniniz. Eğer diyorsanız ki ben yeteri kadar sağlıklı değilim, fazla kilolarım var, şekerim yüksek, tansiyonum yüksek, her neyse şikayetiniz. Gene sizi tebrik ediyorum. Bravo. Bunu başarmadaki ustanıza diyecek bir şey bulamıyorum. Yani çok iyi bir şekilde hastalan. Yok, eğer diyorsanız ki bu hastalıklar benim eserim değildi. Ben bunları istemiyordum. İçinde bulunduğum ekonomik durumu ben planlamadım. İçinde bulunduğum iş ve özel yaşantımla ilgili her neyse faktörler benim düşüncemin eseri değildi. O zaman şunu kabul edeceksiniz. Siz beyninizi yönetemiyorsunuz. Peki gerçekten beyninizi yönetmek istiyor musunuz? Eğer bu konuda samimiyseniz size bir resim gösteriyorum. Su molekülünü. Su molekülünü herkes bilir. Daha doğrusu su deyince çoğu insan yani hiç önemsemez diyor. Su işte içiyoruz ya. Yani aman çok içersem bir de tuvalete taşınırım korkusu var. Efendim su içersen sağlıklı olurum düşüncesi de var. Ben bugün düşüncelerin doğru ya da yanlış olduğundan bahsetmeyeceğim. Suya ne kadar önem veriyoruz ya da bildiğimizi zannettiğimiz bir şeyi gerçekten biliyor muyuz? Ya tadı güzel içiyorum. Ha bir de öğrendim alkali olması gerekiyor bu suyun içiyorum. Harika. Tabii bunlar kötü değil. Ama gerçekten suyun görevi nedir biliyor muyuz? Öğrenmeye bile değer bulmuyoruz. Hatta hiç düşünmüyoruz bile. Ama suların bir H2O molekülü olduğunu bazı kişiler biliyordu. Hani
lisedeki bilgilerini unutmadılarsa iki tane hidrojen molekülü, bir oksijen molekülü, işte o kadar. Kafasında gene bir şey canlanmıyordur. Belki biraz daha ilgili olanlar işte o molekülün arasındaki açıları biliyorlardır. İç ve çekiş güçlerinin farkındadırlar ve suların bir molekül, bir kafes yapısı yaptığını biliyorlardır. Dolayısıyla bu bilgi benim ne işime yarayacak derseniz, bu bilgi sizin şu anda içinde bulunduğunuz ve değişmek istediğiniz her neyse onun değişmesini sağlayacak. Biliyorsunuz suya Profesör Emoto, Japon bilim adamı, dondurarak ve niyetini yükleyerek sudaki kristalleşmeyi gösterdi, değişimi gösterdi. Ve işte iyi sözler, iyi duyguların yüklendiği zaman sudaki muhteşem görüntü, hepimizi hayran bırakan bir görüntü, tersine suya aşağılayıcı laflar, sen aptalsın, sen şusun, busun gibi suçlayıcı laflar söylendiği zaman sudaki bozulmayı gördük. Ama bu çoğumuzda popüler kültür, ha 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 bak görüyor musun suyun ne kadar şey işte şudur, ben biliyorum bak biliyor musun? Ben Emoto'yu biliyorum, suyun kristal yapısını biliyorum, dan öteye geçmedi. Neden? Çünkü içimizde hala tatmin edemediğimiz bir takım duygular var ve beynimizi yönetemiyoruz. Dolayısıyla o bilginin bize hiç faydası olmadı. Bazı kişilerde efendim ben işte suya bir şeyler yüklüyorum falan durumuna geçtiler. Belki bir kısmı gerçekleştirdi, belki bir kısım insan bunu gerçekleştiremedi. Ama sonuçta gene kendilerinin lehine kullanamadılar. Suya müzik dinletilerek yapılan, burada resmi görüyorsunuz, şekilleri görüyorsunuz. Yani su aslında canlı bir molekül olmalıdır. Ha gerçekleştirdiğimiz su canlı mı? Bugünkü konumuz bu değil. Ama biz her şeyde olduğu gibi acaba sudaki canlıyı da öldürebiliyor muyuz? Ya da suyun canlı olduğunu fark ediyor muyuz? Ya da sudaki değişimin bize ne anlattığını fark edebiliyor muyuz? Eğer su düşüncelerimiz ve duygularımız tarafından değiştirilebiliyorsa, buradan şunu anlamamız gerekiyor. Biraz sonra üzerinde tekrar duracağım. 5 tane özel durum göstereceğim. Eğer bu 5 faktörü bilirseniz ve uygulamada ustalık kazanırsanız hayatınızdaki değişimi bu sunumun bitiminde kazanabilirsiniz ve ona göre hareket edebilirsiniz. Eğer su bir düşünce ya da duyguyla şeklini değiştirebiliyorsa, enerjisini değiştirebiliyorsa, o zaman bizim duygu ve düşüncelerimizin bir enerjisi olduğunu da kabul etmemiz gerekir. Hani bazı kişiler duygu ve düşüncenin nereye gittiğini düşünebilirler. Onların hepsi birer enerji formu. Bunu algılarsak ve 24 saatte biz kendi duygularımız ve düşüncelerimiz etkisi altındaysak ve kendimize olduğunu bilmesek bile bumerang etkisini bilirsiniz. Hani böyle fırlatırsınız bir üçgen gibi bir aleti dışarı yukarı. O döner tekrar size gelir ya, işte aslında başkaları hakkında konuştuğumuz olumsuz sözler, iftiralar acaba bizi buluyor olabilir mi? Yani bunu düşünmenin için sizin önünüze koyuyorum. Demek ki bizim suyumuz bize hizmet ediyorsa, o zaman ağzımızdan çıkan sözleri bırakın, beynimizde yer alan sözleri ve duygu ve düşünce dair bilmemiz lazım. Burada ne gördüğünüzü sormak istiyorum. Şimdi bana göre sol tarafta hiç hoş olmayan bir görüntü var. Hatta irite edici bir görüntü. Diğer tarafta ise böyle gökkuşağına benzer değişik renkler içeren bayağı hoş bir görüntü. Bunlar ne olabilir? Bunların ikisi de C vitamini. Aynı C vitamininin görüntüsü. İkisi farklı sularda çözülmüş. Yani birisi bozuk bir suda çözülmüş, yani ölü suda diyeceğim bir su. Diğeri ise canlı bir su. Aynı molekül yapısı eğer suyun yapısından dolayı değişik bir görüntü veriyorsa, aslında bizim bedenimizin içini dolduran su karşı tarafa nasıl bir görüntü aksettiriyor? Biz zannettiğimiz kişimiz. Dolayısıyla görme eyleminin dahil olduğunu bilmiyoruz. Biz gördüğümüz şeylerin gerçek olduğunu zannediyor idik bugüne kadar. Eğer sosyal medyayı takip eden bir insansanız zaten gözünüze çarpmaması imkansız. Artık hologram gibi bir takım görüntülerin kişi orada olmadığı halde, yaşamadığı halde varmış gibi gösterildiğini görebiliyoruz. İleride teknoloji bu yönde ilerliyor. O zaman biz gerçekte olanları gördüğümüzü zannediyorduk ya,
acaba gerçekte olmayanı da görüyor olabilir miyiz? Ya da var olanı görmüyor da olabilir miyiz? Bakın iki ayrı durumdan bahsediyorum. Çoğu insan beyni tek yönlü çalıştığı için sadece demek biz olanı görmüyoruz gibi düşünebilir. Bir diğer kısmı olmayanı görüyoruz diye düşünebilir. Ama her ikisi de gerçekleşiyor. Görme eylemine ayrıntısına girmeyeceğim ama görme elektriksel bir sinyal ve ışık molekülleriyle başlıyor. Yani aslında görme eylemini başlatmanın bile bir enerji. Yani gözümüzün içinde retina dediğimiz tabakaya eğer ışık molekülleri düşmezse, ışık orada bir hareket, kimyasal bir olayı başlatmazsa biz bir şey görmeyeceğiz. Yani karanlıktayız. Karanlıkta gördüğünü iddia eden birisi var mı? Yani aslında her şey günlük hayatımızda o kadar çok gözümüze batıracak şekilde yer alıyor ki ama biz bunları hiç düşünmeye bile gerek görmüyoruz. Aslında gördüklerimiz bizim kendi gözümüze bağlı olmayan, tabii ki telefonunuz yoksa size gelen telefonu alamazsınız ya da telefonunuz bozuksa ya da zili çalmıyorsa arama gelse bile ona cevap veremezsiniz gibi. Işık dalgaları bir eşit frekanslarda mevcut. Ve biz sadece belli bir aralıktakini renk skalası olarak görüyoruz. Kırmızı ile mor arası ve bizim bütün dünyamız bu kadar. Peki enerji dalgaları, frekanslar bu kadar mı? Bakıldığı zaman gözümüzün görmediği ultraviyole ya da infrared dediğimiz bir takım dalgalar da var. Radyo dalgaları, gamma rayler, x-rayler. Yani biz bunları göremiyoruz. Ancak belki işte uygun bir cihaz varsa o uygun cihazla tespit edebiliyoruz. Ama mikroskopla değil. Çoğu insan mikroskopla da ışık dalgasını görmeyi bekliyor gibi bir anlam hissediyorum bazen konuşmalarımızda. O zaman biz çok az bir ışıkla ya da var olan enerjiyle tüm dünyayı değerlendirmeye kalkıyorsak bir defa başlangıçta bir hata yapıyor olmaz mıyız? Bilmiyorum, cevabını siz verin. Eğer siz sadece bilginin milyonda biriyle geri kalan 999.999'u anladığınızı iddia ediyorsanız burada bir sıkıntı vardır. Ancak belki bazı çıkarımlar yapılabilir ama orada da işte mantık dersini görmememizin etkisini yaşıyoruz. O zaman biz gerçekte kimiz? Biz gerçekte kimiz? Ya da neyiz? Bunun cevabını verebiliyor musunuz? Gene bu konuyla ilgili görüştüğüm arkadaşlarımla ya da tanıdıklarla ya da yeni tanıştığım kişilerle yani sohbetin ilerleyişi sırasında bana kendisi tanımlar mısınız diyorum. Hepimizin alıştığı üzere adımızı soyadımızı söylüyoruz. Mesleğimizi söylüyoruz. Sonra soruyoruz nerelisin? İşte şu şehirdenim, buradayım. Peki annem baban kimdi? İşte şunlardır. Kardeşim falan var mı? Aslında dikkat ederseniz kendimizi yaşadığımız olaylar ve içinde büyüdüğümüz çevreyle tanımlıyoruz. Peki diyorum, kim olursa olsun ben sizi çıplak soysam, çıplaksın annenizden doğduğunuz gibi, ben sizin hakkınızda ne söyleyebilirim? Adınızı soyadınızı bilmiyorum. Ha, dış tane gördüğüm ekran, beyazsınız, sarışınsınız, esmersiniz, kızılsınız, kilolusunuz, zayıfsınız, kemikleriniz sayılıyor, işte ayağınız çok büyük, çok küçük, saçınız dökülmüş, dişleriniz dökülmüş ya da dişleriniz inci gibi bir takım fiziksel özellikle söyleyebilirim. Ama siz kendinizi sadece dış görüntü olarak mı tanımlıyorsunuz? Yani bazı insanlar içi boştur. Sadece kendisini dıştan tanımlar. Hatta dışını bile tanımlamak için bir takım ekstra giyimlere ihtiyaç duyar. Yani ne kadar çok pahalı bir elbise giyerse, ne kadar çok hayvan katledilip bir kürk giyerse o kişi ancak o zaman değer kazanır. Eğer o kişi, o hayvanlar katledilmese ve onlardan bir kürk yapılmasa, o kürkü giyemese çıplak kalacak ve kendisinin zavallı olduğunu fark edecek. Çünkü bütün tarifi kendisi kürk giyen kadın ya da adam. Ya da şuradan bilmem ne markasıyla bir ayakkabı satın almışız. Bütün biz o ayakkabıyız. Ya da bütün biz kolumuza taktığımız bilezikleriz. Gerçekte sen onusun. Yoksa sen daha farklı bir varlık mısın? Eğer bunu düşünmeye başladıysanız, bunu herkes düşünmeyecek, böyle bir ihtiyaç duymayacak bile. Çünkü standart hayat içinde herkesin, yani herkes demeyeyim ama çoğu insanın
kafasındaki düşünce başkalarının sırtına basarak yükselmektir. İşte şöhret sahibi olmaktır. İşte bana şunu desinler, bunu desinler. İnsanlar benim kölem olsun. Peki insanlar senin kölen olsun da sen gerçekte kendinin efendisi misin? Yoksa sen de kendinin bir kölesi misin? O yüzden bunu etraflıca düşünmenizi rica ediyorum. Şu anki süreç içinde belki olmayabilir ama kendinizin ne olduğunuz ve kendinizi nasıl tanımladığınız üzerinde biraz kafa yormanızı rica edeceğim. Şunu da söylüyor bazı insanlar. Diyor ki dış dünya yoktur aslında. Bütün dünya senin beynin yansımasıdır. O zaman biz dış dünyayı değiştirmek istiyorsak beynimizi değiştirmemiz gerekiyor. Bunu kabul etmeniz gerekir. Ya da dış dünyayı ne gösteriyorsun? Ya da göstermek istediğin kişi kim? Yani içinde A'sın da dışarıya B olarak mı kendini göstermeye gayret ediyorsun? Yani olmadığın bir kişi olarak mı gözükmek istiyorsun? Mevlana ne kadar güzel söylemiş. Ya göründüğün gibi ol ya da olduğun gibi görün. Yani eğer olduğun gibi görünemiyorsan göründüğün gibi ol. O yüzden dış dünyaya nasıl bir mesaj veriyoruz ve gerçekten derdimiz görüntü biz miyiz? Ya da tersine biz kendimizin belki A gibi gözüktüğünü zannediyoruz ama hani yazılarınız bozuk olur ya, bazı kişiler siz şunu yazdığınızı zannedersiniz ama kişiler onu okurken farklı şekilde okur. Neden? Özellikle bu rakamlarda daha çok belirgindir. İşte 3'ü 8 gibi görebilir. İşte 4'ü bilmem ne gibi görebilir ve aslında siz kendinizi nasıl dış dünyaya tanıtmak isterken dış dünya sizi acaba nasıl görüyor? Şoku oluyor musunuz? Yani siz saçımı süpürge ettim derken ve kendinizi değerli olduğunu zannederken karşıdaki kişi saçınızı süpürge yaptığınız için sizin bir süpürge kadar değeriniz olmadığını düşünüyor olabilir mi? Dolayısıyla bizler gerçekte kimiz? Dış dünyayı nasıl algılıyoruz? Kendimi dışarıya nasıl göstermek istiyorum? Ama dış dünya beni nasıl görüyor? Bunların her birini bilmemiz gerekir. Bilmezsek ne olur? Mutlu mutlu yaşar gideriz. Tansiyonumuzla, şeker hastalığımızla, kolesterolümüzle, kilolarımızla ya da içinde bulunduğumuz durumdan kurtulmak için verdiğimiz uğraşla daha iyi bir eve taşınmak için, daha iyi bir araba almak için, daha iyi bir iş bulmak için ya da daha iyi bir birliktelik yaşayacağımız bir insan bulmak için. Ama bunların hepsi boş. Neden? Önce değişmemiz gereken kişi kendimiz. Eğer bunu anlarsak, gerçekten anlarsak ama ne kadar güzel. Ben şimdi birçok sevdiğim arkadaşım var. Güzel eğitimler veriyorlar. Onlara katılan insanları da görüyorum. Çok iyi niyetliler ve hayatlarında bir şeyler yapmışlar ama herkesin ihtiyaç duyduğu şey kendisini iyi hissetmek. Bana kendimi iyi hissettir. Bana kendimi mutlu hissettir. Ay çok kötü hissettim kendimi. Eğer kendini kötü hissetmeye ihtiyacın varsa kötü hissetmelisin. Eğer bir kaynar suda haşlanıyorsan yanmalısın. Ama hani deneyler yapılmış ya, biz o deneyleri gülerek anlatıyoruz. Efendim bir kurbağayı suyun içine koymuşlar, yavaş yavaş suyu kaynatmışlar. Su hiç kurbağa hissetmemiş, suyun içinde haşlanmış. Fark ettiği zaman da iş işten geçmiş. Sosyolojik olayları tahlil ediyoruz bakın. Ama kaynar suya atılırsa kurbağa, daha refleksleri sağlık olduğu için zıplar kaçarmış. Ve bunu bilenler de toplumu uyuşturmak için yavaş yavaş ısıtırlarmış ve bir önceki durum sizin ondan bir önceki durumda istemediğiniz bir durumda ama artık kabul ettiğiniz bir durum haline gelir. Olay bu kadardır ve bunu bildiğimiz için çok mutluyuzdur. Bak biliyorum ben bu psikolojik deneyi. İşte toplumlar da böyle yapıyorlar. Evet yapıyorlar ama sana ne faydası var? Sen buradan çıkardığın dersle kendini ne katabilirsin? Bu soruyu kendimize soruyor muyuz? Dolayısıyla konfor bölgenizden çıkmanızı rica edeceğim sizden. Eğer Türk ulusu Orta Asya'da hapsolduğu o Ergenekon denilen, Ergenekon destanını bilirsiniz, oradan çıkmak istemeseydi, ya bizim burada rahatımız iyi, kendi halimize kavrulup gidiyoruz. Ya burada da terk etmeyelim. Ya Avrupa denen bir yer varmış ama ne olduğunu da bilmiyoruz. Anadolu'dan geçiliyormuş. Anadolu'da ne olduğunu bilmiyoruz. Ya orada düşmanlar falan varsa değil. Ayağa kalkma cesaretini hissetmeselerdi, akıncı ruhuna sahip olmasalardı biz hala orada kalıyor olacak.
Ama bizim genlerimizde, kanımızda bitmek bilmeyen bir yeniliklere açıklık var. Yani bizler aslında vizyoner insanlarız. Ve sahip olduklarımız, tabii ki şükrediyoruz. Biraz sonra onların ayrısına geçeceğim ama daha iyisine ulaşmak için harekete geçiyoruz ve konfor bölgemizin dışına çıkıyoruz. Sizler bir akıncı ruhuna sahip misiniz? Konfor bölgenizin dışına çıkabilecek misiniz? Eğer derseniz ki ya ben konfor bölgemin dışına çıkmayayım, iyiyim burada ya, şikayet edeyim. Hani onunla ilgili gene bir hikaye anlatırım ben. İşte iki arkadaş konuşuyorlarmış bahçede. Ev sahibinde bir köpeği varmış. Konuşurlarken köpek arasında uuu diye uluyormuş. 1, 2, 3, 5. Misafir arkadaşı dayanamamış. Demiş ki ya senin bu köpeğin niye böyle arada sırada uluyor? Ya demiş yat bir yer. Batıyor onun için uluyor. Peki demiş neden oradan kalkıp başka yere gitmiyor? Demiş çivi yetene kadar büyük değil. Bu hikayeyi kendimize uyarlayalım. Çok şikayetçiyiz değil mi bazı şeylerden? Yani belki sevdiğimiz kişi bizi anlamıyor. Patron bizim liyakatımızın farkında değil, sadakatimizin farkında değil. Affedersiniz yalakalara iş veriyor, onları yükseltiyor. Ve siz acı ve ızdırap içinde yaşıyorsunuz. Değil mi? Peki, beyninizin efendisisiniz değil mi? Beyniniz size sen mazoistsin arkadaşım, bu acıyı çek mi diyor. Oh iyi acı çekiyorsun, oh biraz daha acı çektireyim mi diyor. Yoksa sana acıdan kurtul mu diyor. Ama sen konfor bölgende kalmak için cesaret hissedemiyor musun? Benim bütün herkese söylediğim şey şudur. Eğer içinde bulunduğun durumu değiştirecek cesaretin yoksa şikayet etme. İçinde bulunduğun duruma şükret. Allah'a şükür de iğne batıyor, çivi batıyor. Az kazanıyorum, kimse beni sevmiyor. Ama bulunduğumda razıyım ve ilerleme gibi bir iddiam yok dersen mutluluğu yakalarsın. Ama tersine eğer iyi bir şey hissediyorsan yeni bir şeyler öğrenmek sadece yeterli değil, kendimizi geliştirmemiz lazım. O zaman odaklanacağımız noktayı bulmamız lazım. Odaklanacağımız nokta söz ve davranışlarımızın zaten belli olacaktır. Eğer sözlerimizle ve davranışlarımızla belli edemiyorsak odaklanmış sayılmayız. O nedenle ben gene bütün dostlarımdan şunu istiyorum. Sizlere de bugün aktaracağım konu bu. Farkındalığınızın artması gerekir. Farkındalık artması ben şunu biliyorum gibi değil ne yazık ki. Eğer bu duygudaysanız hala son birkaç yılınıza bakın. Tabii ki mutlaka bir gelişim kat etmişsinizdir. Yani A noktasından B noktasına gelmişsinizdir. Ama diyorsanız ki ya ben B değil C hatta D noktasına gelmem gerekirken B noktasına gelmek benim için yeterli bir performans artışı değil diyorsanız bu farkındalığımızı biraz daha arttırmamız gerektiğini işaretidir. Çünkü farkındalık aslında düşündürücü bir özgürlük enerjisinin artışını temsil eder. Ve kaderimizin de büyük ölçüde kendi elimizde olduğunu gösterir. Ve artık o kader senin elindeyse değiştirme şansına sahipsin ve yaşantını da değiştirebilirsin. Yani kuantum seçenekler içinden neden istediğin, layık olduğuna inandığın bir geleceği tercih etmiyorsun da neden şu anda içinde bunu şikayet ettiğin geleceği tercih ediyorsun, çekiyorsun. Bunun sorunun cevabını sizler vereceksiniz. Peki size çok daha bir başka soru soracağım. Sizler dünün hayalinde mi kalan insansınız yoksa geleceğin gerçeğinde mi? Şimdi çoğu insan şöyle söylüyor. Efendim ben dünün hayalinde yaşamam. Neden? Dünün hayali o. Peki. Dünün hayali dünde kalmışsın. Hayalcisin. Suçlanıyorsunuz. Doğru. Geleceğin gerçeğini istiyorsunuz değil mi? Peki geleceğin gerçeğinde yaşamak isterken çünkü herkes 2020, 2030, 2040 yıllarını planlıyor. Ona göre eğitim alıyor. Şu andaki benim iş koluma 20 yıl sonra ne kadar ihtiyaç duyulacak? Arz talep dengesi ne olacak? Gelişmeler, teknolojik ve diğer bir takım gelişmeler benim mesleğimi ve içinde bulunduğum nasıl etkileyecek düşünüyorsunuz ve haliyle geleceğin gerçeğinde yaşamak istiyorsunuz değil mi? Hemfikir miyiz? Kimse dünün hayalinde yaşamak istemiyor. Hem dünde kalmışsın hem hayalcisin. Peki gerçekte ne yapıyoruz? Gerçekte yaptığımız şey dünün hayali bugünün gerçeği. Çünkü biz bugün gerçek diye kabul ettiğimiz her şey dün bir hayaldi. Bugün uçak bir gerçek.
100 yıl önce hayaldi. Bugün cep telefonu bir gerçek. 100 yıl önce hayaldi. Bilgisayarlar gerçek. 100 yıl önce hayaldi. Network ağı bugün gerçek. Daha önce hayaldi. Demek ki aslında bugünün gerçeğinde yaşadığını zanneden insanlar ve bunu tercih eden insanlar asla geleceğin gerçeğine ulaşamayacaklar ve hep dünde geçmişte kalacaklar. Peki biz geleceğin gerçeğine ulaşmak istiyorsak ne yapmamız lazım? Bugün hayal kurmaya başlamamız lazım. Kim sizi hayalperest olarak suçluyorsa ama dünde kalan hayalci değil, bugünün hayalcisi olarak suçluyorsa sevinin, çünkü siz geleceğinizi yaratmak üzere harekete geçen bireylersiniz. Hayali olmayan bir bireyseniz kusura bakmayın. Önce hayalinizi bulmanız gerekir. Ve o hayal sizin için odaklanacağınız bir hedef haline gelmesi lazım. Peki biz gerçekle hayali ayırt edebiliyor muyuz? Beynimiz bunun farkında mı? Bunlarla ilgili yapılan çok çalışmalar da var. İşte şunu hepimiz bak çok iyi biliyorum. Sporcular böyle koşmuş, şu kadar kilo vermiş, şöyle yapmış. Bunlar ne yazık ki çoğu zaman öğrendiğimiz şeyler bizim önümüzü aydınlatan ışık olmak yerine sırtımıza taşıdığımız bir yük olmaktan öteye geçmiyor. Gerçekten isteğinin gerçekleşmesine hazır mısın? Eğer bir durum olacaksa ona hazır olman gerekir. Her ne olacaksa. Yani evleneceksen evliliğe hazır olman lazım. Eğer işin yok, bir evin yok, evleniyorsun. Efendim iki çıplak bir hamama yakışın. Anamın babamın parasıyla işte annem babam bana ev yapsın. İçine eşyaları koysun. Ben de işte şu yaşa geldim de artık baba olabilecek bir takım anatomik niteliklere sahibim. Ya da işte kadınım. Artık ben de işte şu yaştan beri her ay şöyle şöyle eylemler var. Ve dolayısıyla ben de artık anne olabilirim. Evlilik bu mu demek? Evlilik hazırlık gerektirir. Zihinsel olarak, duygusal olarak, ekonomik olarak, sağlık olarak bu hazırlıklara sahip misin? Yoksa tabii ki herkes evlensin. Herkes sevgiliyle beraber mutlu bir hayat sürsün. Ama ne kadar hazırsın? Efendim ev kiramı babam öder. Harçlığımı anam öder. Arabanın parasını işte kayınvalide öder. Oh ne ala memleket. Öyle memleket varsa bana da söyleyin. Ben de oraya gideyim, iltica edeyim. Böyle bir şey yok. Gerçek ne? Sorumlulukları ne kadar yüklenebiliyoruz? Ve hayatımızda isteklerimiz gerçekleşirse nelerin değişeceğinin farkında mısın? Bazı insanlar şunu söylüyor, bir numara olayım diyor. Tamam da bir numara olunca şunları elde edeceksin. Güzel de elde etmek istemediğin bir bedel var. O bedeli ödeyeceksin. Bunun farkında mısın? Nelerin değişeceğini bilmen gerekir. Eğer hayatınızda nelerin değişeceğini hesap edemiyorsanız hayat sizi korumak için isteklerinizi gerçekleştirmeyecek. Bakın size bir sır verdim burada. Hayat size isteklerinizi gerçekleştirmeyerek aslında size büyük bir iyilik yapıyor. Siz şikayet ediyorsunuz. Çünkü o noktaya gelseniz hani sonradan görme olacaksınız. Hani sonradan vali olmuş ya birisi, tutmuş babasını asmış. Bir insanı tanımanın en iyi yolu aslında ona yetki vermektir. Eğer o adama yetkiyi verirseniz ak koyun mu kara koyun mu belli olacaktır. Önceden böyle sessiz, mülayim, efendim falan filan diyen adamların nasıl korkunç bir diktatör olduğunu göreceksiniz. Çünkü ezilmişler ezmeye gayret eder. İşlerindeki hıncı biriktirmişlerdir ve yetki bana gelsin ama kendisi bile farkında değildir zavallıcığın. Kendisi bile kendisini iyi insan olarak tanımlıyordur. Bir de çevreden de ya sen çok iyisin diyorlardır. O da kendisinin iyi olduğunu zannediyordur. Ama o güçler gelince ne yapacağını bilemiyordur. Peki bazı şeylere sahibiz. O daha da büyük bir dert. Çünkü bekçilik yapmaya başlıyoruz. O sahip olduğumuz şeyleri korumak için muhafazakar oluyoruz. Muhafazakar ne demek? Koruyucu. Elindekini kaybetmemek için her şeyi vermeye razısınız. Artık siz esirsiniz ama kendinizi beyin tarafından ya da beyninizi yönettiğini zannediyorsunuz. Ama bekçiliğe geçtiğiniz andan itibaren siz doktor değilsiniz, bankacı değilsiniz, genel müdür değilsiniz, öğretmen değilsiniz, politikacı değilsiniz. Nesiniz biliyor musunuz? Sadece bekçi. Ben size bekçi gözüyle bakıyorum. Peki en sevdiğim kısma geliyorum. Ama bunu da çok insanlar yanlış anlıyor. Zenginliği diler ve hayatınıza davet ederseniz zengin olursunuz. Bu kadar basit kural. O zaman hayalinde bak buldum. Hayalinde zengin olmak. Oh oturayım şurada. Her şey olsun. Böyle düşünüyorsanız benim yazdığım kitap vardı. Daha genç, daha zengin, daha mutlu.
2016 yılında basılmıştı. Onu okumanızı tavsiye ederim. Okuyanlar zaten ne demek istediğimi anlamışlardır. Böyle bir şey yok. Evet, zengin olmak için zenginliği dilememiz gerekiyor. Niyet edeceğiz. Ama niyeti etmenin de kuralları var. Yoksa işte zengin olayım, çok para kazanayım. Çok para nedir? Mesela 5 bin lira maaş kazanıyorsunuz. Ben size çok veriyorum. 5 bin 1. Çok mu? Eğer az diyorsanız matematiği bilmiyorsunuz. 5 bin 1, 5 binden büyüktür. Ama muhtemelen sizin istediğiniz bu değildi. 5500 lira sizin için azdı. Belki siz kafanızda zihnen 10 bin, 15 bini canlandırdınız. O zaman çok ya da az gibi kavramları çıkartmak gerekir. Onun yerine işte nelerin değişeceğini bilerek hesap ettiğiniz gerçekçi bir rakam olmalı. Ve tabii ki hayatınıza davet ederken bir misafiri hayatınıza davet ediyorsunuz. Affedersiniz biraz argo konuşuyorum şu anda. Gel lan bana bu akşam mı diyorsunuz? Yoksa ya Ahmetciğim, Mehmetciğim, Ayşe, Fatma neyse bu akşam müsaitsen gel oturup seninle sohbet edelim diye mi davet ediyorsunuz? Yani hayatınıza davet ederken bile bir yöntem var. Bu yöntemin ne olduğunu biliyor musunuz? Ve tabii ki aslında gerçek servet maddi değildir. Ben insanların hani karşı tarafı derler ki efendim paracı olmakla, maddiyatçı olmakla suçlarlar çoğu insan konuşurken, aslında kişi neyle suçluysa karşı tarafını, kendisinin zihninde o vardır. Bakın bunu hiç unutmayın. Karşıdaki insanı tanımak için çok iyi bir yoldur. Karşıdaki kişi neyle suçluyorsa aslında onun zihni onunla doludur. Çünkü zihin kendinde olmayan şeyi yansıtamaz. O yüzden gerçek servet çok farklıdır. Bundan sakın şu anlamı da çıkartmayın. Size para kazanmayın, acı ızdırap dolu bir hayat yaşayın demiyorum. Sadece bir takım beyninizde farkındalık yaratmak için bilgiler aktarıyorum. Ve biliyoruz ki beklentiler hayal kırıklığı getirir aslında. Çünkü bu demek değil ki beklentiniz olmasın da değil. Aradaki dengeyi kurmanız lazım. Aslında hayat bir dengedir. Bir beklenti içine girerseniz normalde hayal kırıklığı olacağınızı da bilirsiniz. Çünkü beklentinin gerçekleşmesi diye. Hayal kırıklığına uğrayacağınızı beklerseniz ve bilirseniz hayal kırıklığı gerçekleşir. Çıkmazı fark edebildiğinizi zannediyorum. Çıkmaz. O zaman beklentim olmasın mı? Beklentim olmadan nasıl olacak? Bunların hepsinin aslında cevabı var. Yeter ki siz doğruyu öğrenmek için o konfor bölgesi dediğimiz adına, ama bana göre konfor bölgesi değil, zehir bölgesi dediğim bölgeden çıkmak istiyor musunuz? Yani beyninizin sınırlarının dışına çıkmak istiyor musunuz? Beyninizi yönetmek istiyor musunuz? O zaman inanç kısmına geliyoruz. İnanç aslında dinle alakalı bir şey değildir. Yani çoğu insan inanç deyince hemen din, görünmeyen bir şeyler falan filan, böyle Allah, melek, cinler gibi şeyler düşünüyor. Böyle bir şey değil. İnanç aslında aklınızı inandırmakla alakalı bir konu. Yani zihninizin hangi programda çalışacağını size gösteriyor. Bu doğru temeller üzerinde kurulmuş olabilir. Hatalı, yanlış temeller üzerinde kurulmuş olabilir. Ama şunu kabul edin. Hiçbir şey göründüğü gibi değildir. Eğer sizler gördüğünüze çok inanırsanız, en başta da ışıkları anlattım, artık anlamadığınızı varsayıyorum ama çok basit bir örnek vereyim gene. Yeşil top gibi bir şeyle karşılaştınız. Ağzınıza aldığınız çok acı bir şey. Yenmez bu ve elinizi boğuyor. Ne yaparsınız? Kaldırır atarsınız. Hadi diyelim ki birisinin aklına geldi, bunu soymaya çalıştı ya da işte ovaladı falan filan. Üzerine o yeşil kabuğu attı, sert kabuk falan filan, ama gitti. Sonra kahverengi bir kabuk geldi. Ama bunu artık ısıramıyorsunuz. Tadı da ısıramadığı için, tadına bakamadığı için bir şey bilmiyorsunuz ve sürtmekle de bir değişim yaratmıyor. Buna kuvvet uygulamanız gerekiyor eğer içinde ceviz olduğunu biliyorsanız. İşte biz karşımıza karşılaşmış kişiler ya da olaylar ya da fırsatlar hakkında ne düşünüyoruz? Ön yargılarımız mı devreye giriyor filtre olarak ve onun fırsat olduğunu onun değerini fark etmiyor muyuz? Ondan sonra da birisini suçluyor muyuz? Bana hiçbir fırsat yaratılmadı, hiçbir dilem gerçekleşmedi diye. Aslında her dilek bir enerjidir ve su konusunda da anlattığım gibi farkında olmadan ürettiğimiz negatif düşünceler de aslında bir enerji olup bütün enerjiler bu yaşadığımız dünya dediğimiz sahada maddeleşmek ister. Çünkü bütün düşünceler, duygular içinde yaşadığımız düzlemde
ancak maddeleşerek bize gerçeği gösterebilir. O yüzden bir maddeyle karşılaşıyorsanız, olumlu ya da olumsuz, aslında bunun yaratımına katkıda bulunmuşsunuzdur. Farkında olarak ya da farkında olmadan, bilinçli ya da bilinçsiz olarak. Ama o maddenin yaratımında sizin katkınız %5 de olabilir, 95'te, hatta %100'de. Çünkü enerji bizim dikkatimizi takip eder. Peki biz ne yapıyoruz? Aslında dikkatimizi yanlış noktalara veriyoruz ve dileklerimizle filtre ediyoruz. Çünkü bir çıkmazın içindeyiz. Bunun farkında değiliz. Şu gerçeği çoğunuzun bildiğini varsayıyorum. Her kütlesiz enerji, yani illa kütleye sahip olması değil, kütleden enerjinin formunu değiştirir. Nedir ya bu, ben böyle bir soyut kavramı anlamam diyorsanız somut örnek vereyim. Isı bir kütlesiz enerjidir. Kütleli enerji de buzdur. Ve buzun formunu değiştirir, onu su haline getirir. Su ise onu buhar haline getirir. Çok net değil mi? Peki düşüncemizin de kütlesiz bir enerji formu olduğunu size biraz önce söylemiştim. Bu kütlesiz enerji formu bizim yaşantımızı değiştirebilir mi? Buz olan yaşantımızı su ve buhar haline çevirebilir mi? Eğer bunları gerçekten hayatınızda bir takım noktaları değiştirmek istiyorsanız ama dileklerinizin gerçekleşmediğinizi düşünüyorsanız ya da gerçekten de gerçekleşmiyor olabilir, o zaman daha güçlü bir inancınız vardır. Bunların olmayacağına dair ya da sizin ona değmeyeceğinize dair, yani değersizlik vardır. Bizlerin algı dünyasında bir takım gerçekleri fark etmemiz gerekiyor ve inanç cümlelerini değiştirmemiz gerekiyor. Eğer inanç cümlelerimizi değiştirebilirsek kendimize istediğimiz gerçekte bir dünya yaratabiliriz. Burada en önemli noktalardan bir tanesi, faktörlerden bir tanesi güven duygusu gelişmektir. Başarılı insanlar şüphe duymazlar. Evet, başlangıçta kılı kırk yararlar. Şunu yaparlar, bunu düşünürler ama kendileri için hatalı karar değil, doğru karar vermeyi. Ve o doğru kararı verir. Çünkü o dediğim faktörün hepsinin farkındadır. Ve endişelenmeyi bırakır. Çünkü endişelenmek negatif bir kalıptır ve olmasını istediğiniz her neyse olmasını engeller. Mesela hastasınız. Acaba iyileşecek miyim? Negatif bir kalıp, iyileşemeyeceksiniz. Bir işe gireceksiniz. Acaba kazanacak mıyım? Negatif bir kalıp, kazanamayacaksınız. Bu kişi beni beğenecek mi? Negatif bir kalıp, beğenmeyecek. O yüzden şüphe duyduğunuz andan itibaren isteğinizi iptal etme komutunu siz veriyorsunuz. Hani beyninizin efendisiydik? Hani beynimizi biz kumanda ediyorduk? Neden ben o istediğim şeyi iptal ettim? Demek ki beynimin gerçekten efendisi değilim. Bir de konu hakkında hep konuşmak isterseniz o konu hakkında, o da isteği zayıflatıyor. Bunlar tabii hepsi ayrıntılarıyla ilgili çalışması gereken konular ama en basitinden şunu vurgulamak istiyorum. Bizler aslında kendimiz için ne istiyoruz? Eğer gerçek bir dünya yaratmak istiyorsak, ben şuyum. Nesiniz yani? Ben zenginim. Ben işte güzelim. Ama efendim güzelim deyip de, yani bunlar tabii hep subjektif olaylar. O yüzden tam böyle net bir şey söylemek de yanlış oluyor ama belki parayla konuşmak belki daha hani herkesin kabul ettiği en azından ortak değerimiz ve somut alıp veriyoruz ya. Yoksa sağlıklıyım. Ben bana sağlıklıyım diye gelen kişileri görüyorum. Sağlıklı değiller. 50 puan bile sağlıklı yok. 30-40 puan ama kendisi 100 puan sağlıklı zannediyor. Tersine bazı insanlar geliyor. Benim sağlık durumum iyi değil diyor. Herhalde 60-70'dir diyor. Bakıyorum 80-90. Size bununla ilgili bir hikayemi anlatayım. Üniversite sınavlarına hazırlanıyoruz. Lise son sınıf öğrencisiyiz işte. Neyse, üniversite sınavına girdik. Bizim oturduğumuz mahallede, yani apartman ve yan apartmanlarda, yanılmıyorsam 20-25 kişi aynı yaşlardayız ve üniversite sınavına girdik. Sınav bitti. Herkese soruluyor. İşte sınavı nasıl geçti? İşte çok iyi geçti. Hepsini yaptım neredeyse. İşte %80'ini yaptım. İşte şu tıp fakültesini kazanırım, şu İTÜ'yü kazanırım, Boğaziçi'yi kazanırım. Herkes bir yeri kazanıyor. Herkes. Kazanmayan bir kişi yok. Babam bana sordu. Ben de dedim ki ya, yani çok iyi geçmedi. Babam dedi ki bana, ya dedi utan kendinden dedi. Bir de okul birincisiyim falan diye dolaşıyorsun ortada dedi. Bak herkesin dedi sınavı iyi geçmiş. Senin iyi geçmemiş. Ama iyi geçti diye yalan mı söyleyeceğim? Ben 100 tane soru yapmayı düşünüyorum. Örneğin 80 tanesi yapmışım. Kötü. Sınav sonuçları açıklandı. Ben
üniversiteye dereceyle girdim. Yüksek puanla. Ve para ödülleri falan kazandım. O sınavım çok iyi geçti diyenler var ya. Benim yani ben 600 küsur puan aldım. Onlar 300-350 puan arasında bir puan aldılar. Bir kişi aralarından sadece hani affedersin çok uyduruk bir bölümü kazandı. Çok düşük puanla işte totalde o kadar kişiden sadece iki kişi üniversiteye kazanmış olduk. Herkesin beklentisi bildikleri orantılı değildi. Bunu iş hayatınızda da göreceksiniz. Bazı insanlarda inanılmaz bir kendine güven var. Ya içi boş. Hani bununla ilgili sendromlar falan da sosyal medyada döner ya. Yani o yüzden istediğiniz, gördüğünüz şey gerçekten ne kadar içini doldurduğu bir varlık. Bunlar hepsi çalışılması gereken şeyler. Ama şunu biliyoruz ki pek çok başarılı ve potansiyele sahip arkadaşımı tanıyorum. Onlar da tam tersine o daha verimli olabileceklerini biliyorlar ya. O yüzden kendilerini yeteri kadar başarılı görmüyorlar ya da ortaya çıkamıyorlar. Ortalık kimlere kalıyor? Çok net söyleyeyim. İpsi sapsa. O yüzden neyseniz onu gerçekten hissedin. Ama o noktada olmak için, göründüğünüz gibi olmak için de gereken her neyse yapın. Tabii ki buradaki en büyük sıkıntılardan bir tanesi de bir şeyler istiyoruz. Aslında gene bu konuya ayrıntısına girmeyeceğim. Ama her şeyin bir ruhu vardır. Bizim anladığımız anlamda değil. Hani insan gibi canlılık veren bir ruh değil ama hayvanların da bir hani, ruh da demeyeyim ona karışmasın diye ama bir isimlendiremeyeceğim bir enerji vardır diyeyim. Öyle söyleyeyim. Bu cansız zannettiğimiz bitkilerde de vardır. Taşta, toprakta bile vardır. Aslında her şey ruh vardır derken yani onun bir bilinci vardır. O şekilde açıklayayım. Dolayısıyla biz aslında bir şeyleri isterken başka bir düşünceye ve başka bir ruha hükmediyoruz. Aslında en büyük hatalardan bir tanesi bu. Mesela bunu ikili bir ilişki olarak Ayşe Osman'ı seviyor. Ve Ayşe diyor ki Osman beni sevsin. Bu kara büyüdür. Benim kısaca öyle özetleyeyim. Çünkü Osman'a müdahale edemezsin. Osman'a müdahale ettiğin zaman senin isteklerin gerçekleşmiş olsa bile aslında mutsuzluğun temelini hazırladın ve kaybedeceksin. Osman senin olamaz. Sen istemeyeceksin, olacaksın. Olmayı tercih etmemiz lazım. Ama ne yazık ki %95 insan olmayı tercih etmiyor. Bir şey istiyor, parayı istiyor. Parayı istemeyin. Para sahibi olun. Para sahibi nasıl olacaksın? İşte zihinsel yapımızı dönüştürmemiz gerekiyor. Yoksul düşünce tarzından yani benim param yok, çevrem yok, şuyum yok, buyum yok gibi yokluk anlayışından sıyrılmanız gerekiyor. Ki yokluk anlayışı bize ne kazandırıyor? Sadece içinde bulunduğumuz hastalıklı durumu, bozuk bir ekonomik durumu ve bozuk ilişkileri ve hayattan zevk alamadığımız, acı, üzüntü yaşadığımız bir durumu getiriyor. Peki bizler, affedersiniz aptal değiliz, akıllıyız ama sorunları yok varsaymıyoruz. Evet sorunları görüyoruz ama odaklanma noktası neydi? Biz artık nereye odaklanıyorduk? Hayallerimize. Peki sizin hayallerinizin tam ortasında sorunlar mı yer alıyor yoksa çözümler mi? Eğer derseniz ki ben sorunları arkamda bırakacağım. O zaman yapmanız gereken şey nedir? Yapılması gereken şey çözüm odaklı olmanızdır. O yüzden ben diamond'ım diyorum. Neden diamond? Bu bir simge, metafor. Kömürden diamond olma hikayesi biliyorsunuzdur. Zaman gerekecek, öyle bir gün iki gün değil. Belki yıllar ve sadece yılların geçmesi yeterli değil. Öyle hani bomboş kahve köşesinde oturup da 25-30-40 yaşlar ilerlesin değil. Aynı zamanda belli bir sıcaklık gerekiyor. O sıcaklık derecesi efendim 100 derecesi o derece 100 derece olacak. 99 kurtarmaz. 200 ise 200 olması gerekiyor. 199 olmaz. Efendim geçen sefer niye 100 oluyor da şimdi 199 olmuyor? Güzel kardeşim ne diyeyim ben sana? Bu kadar farkındalığın varsa. Peki zaman geçiyor, ısı da var. Yeterli mi? Hayır, bir de basınç lazım. Ve bu üç faktör birleşirse o kömür elmas oluyor, diamond oluyor. Ben biliyorum ki her birimizin içinde bir cevher var. Ama hayat dediğimiz şey de aslında bu kömür olarak gelen cevherin diamond olması. Yani içimizdeki cevheri keşfetmemiz gerekiyor.
Yapılacak şeyler zormuş gibi gelebilir ama aslında asla zor değil. Sadece şimdiki zamanda mış gibi yapacaksınız. Yani zenginmiş gibi davranacaksınız ama inanarak. Beyninizin hayalle gerçeği ayırt edemediğini biliyorduk ve siz dünün hayalinde değil, geleceğin gerçeğinde yaşamayı istiyorsunuz. Bunu canlandıracaksınız. İmajinasyon diyebilirsiniz. Ne istiyorsanız. Kötü bir şey ama insanların çoğunluğu kötü bir şey düşünüyor hep gene. Neden? Neden kuantum alanından kötü bir geleceği seçiyorsun? İyi bir geleceği seç. O nedenle varlıklı olma duygusunu yaşamanız gerekiyor. Tabii bununla ilgili çalışmalar var. Bu nasıl yapılır? Bununla ilgili eğitimler açıyorum. Ve bizzat uygulamalı yapıyoruz ki yaşansın ve birçok kişinin hayatını nasıl değiştiğini de görüyoruz. Ve şunu çok net olarak bilmemiz gerekiyor. Korku korkuyu çeker. Bizler eğer gerçek bir hayat yaşamak istiyorsak, hayatımızın efendisi olmak istiyorsak ve beynimizi el alemin etkisinden, çevredeki iyi ya da kötü enerjilerden, iyi enerjilerden de söyledim bakın. Eğer iyi enerjiye bağımlıysanız bir süre sonra kötü enerjiye de bağımlı olacaksınız. İçinizdeki gücü keşfetmeniz gerekiyor. Ve en sık görüştüğünüz 5 kişiyi çok iyi belirleyeceksiniz. O 5 kişi sizin bulunduğunuz noktadan yukarılara taşıyacak 5 kişi mi? Vizyonuyla, aktardıklarıyla, yoksa sizin kendinizi iyi hissetmenizi sağlayacak. Lay lay lom, lay lay lom, biz gideriz orman hop ormana gibi böyle şarkılar söyleyeceğiz. Ne kadar iyi. Ama 5 tane kişi sizi dibe çeken insanlar mı? Bunların kararını veren kişiler siz olacaksınız. Ama içinizdeki korkuyu atın. Eğer size yol göstermeye hazırlanan insanlar varsa onlarla beraber yol alın. Tabii bunun için eğitim almanız gerekiyorsa eğitim alın. Ücretsiz eğitimler de var. Onları da alabilirsiniz ama her şeyin bir bedeli vardır. Zaman, emek, para neyse. O emeği, bedeli vermeye razı mısınız? Ve bazı insanlar şıp sevdi diyebileceğim merak duygusunu da çok yanlış kullanıyorlar. Her şeyi merak ediyorum. Tabii ki merak güzeldir ama öğrenmenin bir yöntemi var. Öyle her şeyi merak ederek öğrenilmez. Öğrenme kuralları vardır. Bilgi alınarak öğrenilmez. O yüzden odaklanacağımız noktayı çok iyi bilmemiz gerekiyor. Ve tabii ki isteklerimizin yazılı olması. Çünkü yazılı bir enerji türü isteklerimizin gerçekleşmesinde çok büyük bize fayda sağlayacaktır. Şükran duygusu, teşekkür çok önemli. Eksiklere odaklanmak, negatiflere düşünmek yerine, mukayese etmek yerine her şeyin sizin iyiliğiniz için olduğunu kabul etmeniz gerekiyor. Ve şükran duygusu beyin kimyasallığını tetiklemede önemli bir role sahiptir. Şimdi Uyanma Zamanı adlı kitabından alıntı 2015 yılında. Okumadıysanız okumanızı öneririm. Ve hem sağlığınız hem bağışıklık sisteminizin çok iyi olacağını bulacaksınız. Sezgilerinize güvenmeyi öğreneceksiniz ama bunların da nasıl geliştiğiyle ilgili bilgilere sahip olmanız gerekiyor. Ve yaşam içinde zorunlu kararlar vermemiz gereken zamanları yaşayabiliriz. Bir kartal eğer eskisi gibi yükseklerden uçmak ve kuvvetli olmak istiyorsa yeniden kendisini yenilemesi gerekir. Bu acı verici olabilir. Ama hiçbir şeyi değiştirmeden sonucun değişmesini beklemek çılgınlıktır. Einstein'ın en çok sevdiğim sözlerinden bir tanesi. Sonuç. Deneyerek ustalaşırsınız. O yüzden mutlaka deneyin. Korkuyu atın. Tekrar tekrar deneyin. Edison ne yapmış? 10.000 defa hatalı ama 10.000 birincisinde ampulü bulmuş. İstemeyi de öğrenmemiz gerekiyor. İsteyeceğiz tekrar tekrar. Ama hatanın nerede olduğunu keşfedip doğru şekilde istemeyi öğreneceğiz. Ya da bu konuda size yardımcı olabilecek kişiler varsa onlardan yardım alabilirsiniz. Eğer başlangıçta inanmıyorsanız küçük isteklerle başlarsınız. Ve inancınızı geliştirirsiniz. Olacağına olan inancınız artar. Ondan sonra inanırsanız ve başarılı olacağınızı görmeye başlarsanız bütün başarı yolunda engelleri kaldırmış olacaksınız. Tabii ki düşüncenize çok dikkat edeceksiniz her noktada. Yapamam, edemem dediğiniz andan itibaren bakın başarılı olma şansınız yok. Bir şeyi başaramayacağınıza inanıyorsanız, endişe duyuyorsanız kusura bakmayın. Peki ne zaman başlayalım derseniz now, şimdi. Hemen başlayın. Eğer beyniniz size oyun oynayacaksa, ya bugün geçsin hele bir pazartesi olsun, pazartesi başlarız diyorsanız, kusura bakmayın, beyninizin hakimiyeti hala size değil. Beyniniz sizi hala idare ediyor ama bunun farkında değilsiniz demek zorundayım. O yüzden şu anda kim dinliyorsa, bunu belki daha geç saatlerde dinleyeceksiniz,
şu anda saat işte 4'e geliyor. 4'te başlayın. Akşam 6'da mı seyrettiniz? 6'da başlayın ama şimdi başlayın. Bu karikatürle konuşmamı bitiriyorum. Hayallerin peşinden koşacağım da diyor, yaş geçmiş. En iyisi tempolu yürüyeyim. Yerinize durarak bir şey olmayacak, onu söyleyebilirim. Koşamıyorsanız yürümeye başlayın ama tempolu yürüyün. Mutlaka ve mutlaka başaracaksınız. Hele bir de sizin başarılı olmanızı arzu eden sevdikleriniz varsa. Bir saati sizlerle beraber geçirdiğim için duyduğum mutluluğu ifade etmek isterim öncelikle sizlere. Umarım sizin için de güzel bir zaman olmuştur. Ama konfor bölgesinden de çıkmanız gerektiğini anladığınız bir süredir bu. Eğer öyleyse her birinizi tekrar kucaktan tebrik ediyorum ve kucaklıyorum. Şimdilik hoşça kalın.